Uzun bir ayrılıktan sonra bugünkü ders 5 saat 20 dakika çekilmiş. 5 saat 20 dakika olmuş. Bu kadar oldu mu? Yarım sayfa gitti. 3'te 2'si mi? Sayfanın 3'te 2'si gittik. 5 saat 20 dakika, 5 dakika 17 dakikası yayına giriyor. 5 saat 17 dakika. Cismaniyet 11 diye. Nereden gireyim diye düşünüyorum. 5 saat sonra tabi bizim şeyimizi de kesti ya. Emallar 190 Sözler 42. Nereden başlayacağım da? Onlara bir bakayım diyorum. Neresinden gireyim? Sen kaç yaşındasın? 15. Yaştan. Ahir zamandır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Öksürenler kamerandan uzak oturacak. Tamam mı? Geç oraya. Bunu bana demene gerek yok. Çünkü dinleyenler rahatsız oluyor. Umumu kurtulmak için. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Sözler 272 elhasıl. Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Dünkü gün senin elinden çıktı. Yarınki ise senin elinde senet yok ki. Nerede o? En altta. Senet yok ki. 273 olacak o zaman abi. Ya, yapmadın mı? Sadece 272 olacak. Evet. Allah'ım sen 200 veya... Okay. Tamam. Bu gelene kadar idare edin. Ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Ama hayal ederseniz böyle mevzuyu, dünkü gün, dün daha yakın, bugüne, yarın. Bayan olmasınız. He? Bayan olmasınız. Öyle mi? Yarın daha yakın. Yarın daha yakın. Dün, geçmiş. Yarına gidiyoruz zaten. Niye? Aynı mesafe. Bir gün bir mesafe var. Peki, yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyle tek tek gidelim. Dünkü gün senin elinden çıktı. Arkadaşlar bugün ister menfi, ister müsbet nasıl yaşarsanız yaşayın. Bugün geçti. Bir daha ezeli ve ebedi elimize geçmeyecek. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Bitti. Değiştiremez. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Yarın var mı? Dün geçti. Yarın var mı? Söyleyin kabristana. Ölen hep ihtiyar mı? Ana. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Lakal en az günün bir saatinin ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhrevi olan bir mescide veya bir seccadeye at saatini, bir saati. Ne acayip tabir değil mi? He? Ne acayip tabir? Ya
Yani ya mescide veya seccadeye at. Bir günün bir saatini. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Kapı ha? Yani gün yaşanmıyor, günle giriliyor. Gün yaşanmıyor. Bir yere giriyorsun. Bab. Günle bir yere giriyorsun. Zaman değil mekan dedi sanki. He? Zaman değil mekan. Yani evet giriyorsun. Mekana giriyorsun. O zaman kapısıyla. Evet. Mesela namaz, namaz da kapı olduğunu söylüyor. Mesela Bab-ı İnsaniyet ismi hakkın cilvesidir. Yani bir alem var. Bu alemin adı insaniyet. Onun kapısı var. İnsaniyet. Onun içinden insan girecek. Yani insana bak sen kimsin? Ne giydirilmiş? Bir. Bak atlet, gömlek, kazak, ceket, palto, şemsiye veya bina. Girdik mi abi? Bak sana giydirilen vücut, hayat sana giydirilmiş. İnsaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet giydirilmiş sana. Sen kimsin o zaman? Sana bunlar giydirilmiş. İnsaniyet giydirilmiş. Toplumsal zaten gündelik hayatta bunu kullanıyoruz. İnsaniyetin mi yok oldu? Ya lan insaniyetini mi kaybettin ya? Olan insan değil misin sen ya? Lan ne çabuk insaniyetini unuttun. Hani gündelik hayatta diyoruz ya, kullanılan bir şey. Bir malzeme, bir yöntem, bir elbise. İnsaniyet. İnsan değiliz biz. İnsaniyet bize verilmiş. Bize giydirilmiş. Peygamberlerin bir vazifesi de insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Ama bir yerde demeyesiniz bunu. İnsan değilmişiz. Neymişiz biz? İnsaniyet bize verilmiş. Bakalım giyebilecek miyiz? Hani cahil sokaktaki adama değil ha. Yani hatta Risale'ni okumuş ama tetibat yapmamış insana da demeyeceksin. Ulan insan değiliz miyiz? Biz insaniyet bize verilmiş. Şu arada geçiyor abi. Hayvaniyetten insanlık makamına diyor. Bak hayvaniyetten çık insanlık makamına çık diyor. Hayvaniyetten insanlık makamına çıkarmak için göndermiş peygamber. Peygamberler şu anlar mı? Yedini şu anlar. Getir şu anları. Göster onu. Yedini şapın olmamış abi. Neler varmış ya? Bir tanesi dedi ki, bu dersi dinlemiş. Ya dedi, nasıl bir ders ya? Lan derse gittik bir şey öğreneceğiz. İnsan değilmişiz öğrendik dedi ya. Aynı öyle dedi de. Lan ne biçim ders dedi ya? Bir şey ekleneceğimi zannettim, benden bir şey çıktı dedi ya. Ne güzel insandım, insan değilmişim dedi ya. Aynı öyle dedi. Bir de şurada oluyor, burada. Şurada eski rahle var ya, şurada lambiri vardı, tamam mı? Lambiri var, meğer Bakırköy'den birisini getirmiş. King Box, orada şey, hoca bu, hoca bir talebe, onu anlatmış, öyle felsefe, adam meraklısı. Soracağım demiş, böyle meraklı gelmiş, unutmuyorum. Ahmet ben bilir belki o şey, şu Allah'a niye görmüyoruz? Bana soracaklar falan. Oturmuşlar, dersten sonra soracaklar. Derse de öyle gelmiş ki, değil insan dedim, Allah'ı kendisini görmemiştir. Nasıl görmemiştir? İnsan, bu benim gömleğim, tamam. Ben, bu benim atletim, tamam. Bu benim vücudum, tamam. Benim hayatım, gören yok. Gir içeriye. Benim his ve şuurum, gören yok. Benim aklım, gören yok. Benim ruhum, gören yok. Değil Allah. Ben olan beni gören zaten hiç yok. Gördüğün anda başka bir şey olacak da. Şimdi bunları gören yok. Adam demiş ki, ya beni nereye götürdün dedi ya. Ben Allah'ı niye görmüyoruz diye problemimdi. Şimdi ben kendimi görmüyorum dedi. Hakikaten doğru dedi ya. Ay böyle ne? Bu nereye götürdün beni dedi ya. Yani derdi ikiye çıkmış adamın. Yani buraya geldiğiniz zaman problemi zaten.
bir tane bu akşam ne oldu? İnsan değilmiş. Onu öğrenmiş. Gerçi daha alışmışsınız siz de. İnsanlık. Yani siz oluyorum, tamam mı? Veya yeni gelen birisi varsa, Risale-i aşına yoksa, o oluyorum şimdi. Hayretler içinde kalıyorum ha. Usta diyor ki ben siz oluyorum. Öyle bakıyorum, anlamıyorum Risale-i Nur'u. Şimdi ben ne oluyorum? Yeni birisi varsa var mı ilk defa gelen? Yani peki. Risale-i Nur zaten aşina olmayan yok zaten. İyi, bizim derslerde konulmaz. Çünkü buraya bilerek geliyor. Yani normal adam gelmez buraya. Hani böyle bir ders şey yapayım. Ondan sonra bir saatimiz geçsin. Ondan sonra çay içelim. Orada ciddi böyle. Not alan, düşünen insanlar. Çünkü sıkılır bu derslerden. Sıkılır. Hem bil ki, bak, bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Ben mi uyduruyorum? Gün kapıymış. Oradan içeriye gireceksin. O kapının anahtarın kilidi var. Anahtar var, kilit var. O kilidinle 5 tane şifresi var. O kapının. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Kayıp gidiyor. Yani hakikaten her şey kayıyor ya. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Bak, abi moralim bozuk. Düşüncem bozuk. Onlara gireceğim ya. Boğuşmak, kendisiyle boğuşmak. O alemin keyfiyeti, o kapı açtık ya, o gireceğimiz, herkese gün aynı, kapı aynı. Kapı aynı. İçeriye girdim, alem farklı. O adamın kalbine ve ameline tabidir. O kapıdan sonraki. Nasıl ki aynede görünen muhteşem bir saray. Aynede gözüken bir şey, kendisi değil. Aynede gözüken muhteşem bir saray, aynenin rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür saray. Tamam abi, bak nereye gideceğiz. Bak saray, sarayın kendisi değil. Saray bilmiyoruz hangi renk. Saray rengini bilmiyoruz. Hele tümse kaynağı çok oransıysa. Neyse, aynı siyah ise siyah gözükür. Kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. Aynı. O ayna şişesi düzgün ise saray düzgün gösterir. Düzgün değilse çirkin gösterir. Çatlak ayna. Bina nasıl gözüküyor? Çatlak gözüküyor. En nazik şeyleri kaba gösterdiğim üsullü. En kaba. Tamam mı abi? 118'e geçin abi. 118. Şu anlarda getir de şuradan. O çok önemli. Biz biliyorsun öyle. Zaten bir şey söylediğimiz zaman şu ortalık şey oluyor. Bak, en nazik şeyleri kaba gösterdiğim üsullü. Mesela en nazik bir çiçeği ayna bozuksa bozuk gözüküyor. Esas cümleye geldim. Sen kalbinle bak, niye sıkılıyorum? Alem niye böyle? Abi her şey tersine gidiyor. Her şey tersine gidiyorsa dikiz aynasına bakıyorsun demektir. İleriye bakmıyorsun demek. İleriye bakarken aynaya bakıyorsun. Her şey hakikaten ters gidiyor. Öne bakarken her dikiz aynasına bakıyorsun Enes. Herkes hakikaten ayrılıyor sana. O sen şeye yanaşıyorsun. Vallahi hiçbir şey ters gitmiyor. Abi her şey ters gitmiyor. Vallahi geçen sene de güneş buradan doğuyordu. Şimdi de öyle doğuyor. Geçen sene de ağaçlar çıkıyordu. Kuşlar da uçuyordu. Ters olan ne var şimdi? Abi her şey ters gidiyor. Alın. Söyler misiniz? Bizim dışımızdaki bir şey ters giden var mı? Hepsi düzgün gidiyor.
Ver abim. Kaç gösterelim. Başlıyor değil. Tam söyle. Beşeri şualar 118. Beşeri hayvaniyet mertebesinden meleket derecesine çıkarmak için. Beşeri hayvaniyet mertebesinden daha aşağıda. Ulan nereden gösterdin? Biz ne güzel yukarıdaydık gene. Bak, beşeri hayvaniyet mertebesinden meleket derecesini çıkarmak için onlara iman-ı billah davet ile ders veriyor gördü. Arkadaşlar, dünyada hiçbir şey ters gitmiyor. Her şey düzgün gidiyor. Değişen bir şey yok Yaşar abi. Dün de karaciğerin çalışıyordu abi. Bugün de çalışıyor. Dün güneş de doğdu. Bugün de battı. Dün nehir de attı. Bugün de attı. Mustafa ne ters gidiyordu her şey? Değilmiş. Neymiş o? Orayı bakar mısınız orayı? Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Alemini, dünyan değişiyor. Neyle? Kalbinle, aklınla yalnız sabredeceksin. Yalnız sabredeceksin. Bazı fıtratlar bambu ağacı gibidir. Biraz sabret ya. Çocuklar da öyledir. Mesela bambu ağacını tohumunu atarlar biliyorsunuz. Sularlar bir sene hiçbir şey yok. Kardeş tersten oraya geç. Oraya bak. Sularlar hiçbir şey yok. İkinci sene sularlar hiçbir şey yok. 3, 4, 6. sene sularlar 26 metre atar. Biraz sabret. Mesela senin torun çocukla bizim vakıf yetiştirmemiz var ya böyle. Şeyler, çocukları alıyoruz. Ondan aşağı değil, ondan da yukarı değil. Böyle. Orada 27 tane şu anda şeyimiz var. Torunu da var. Allah razı olsun. O kadar sabırlı ki ben senin gibi adam görmedim. Torununu dişiyle taşıdı. Taşıdı. Dün şey yaptım. Çoğusundan malumat aldım. Bu nasıl? Abi dedi, vaz sonra sabrettik. Bambu ağacı gibi. Yok. Sabrettik. Yok. 3 sene mi? 4. Şimdi Kur'an mesela bu sene Ramazan teravih imamı o yapacak. İmamla o yapacak. Hiç pek belki de beklemeyen bir şey. Bir anda patladı. Sabretmesini bil. Sabret. Bak sabrettiler meyveyi aldı. Dedi abi hakikaten bu nasıl? Abi dedi bu sene teravih okutulacak. Kur'an'da gelişti. Ötekisi metinde gelişti. Ötekisinde şundan gelişti. Ötekisi gayretti. Ötekisi der yaptı. Bu Kur'an'da kimin nasıl patlayacak belli değil. Sabretti. Yani acayip bir şey. Sabır. Bak şimdi. Sen kalbinle bir tencereye koy kalbini, aklını, amelini, gönlünü karıştır. Kendi aleminin şeklinde. Dünya ne oluyor? Dünya bu. Dünya bu. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan o namazın ile o alemin Sani Zülcelaline mütevecci olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder. Nurlanır. Elektrik lambası gibi. Namaz. Çünkü namaz ruhla alakalı bir sistem. Yani ruh bütün alemin haritası ya. Her günde bir kapı o şecere-i hilkat alemine ruhumuz girecek. Kapı lazım. Kapı gün. Girecek şey lazım. Şifre. Ve o anahtarın 5 tane şeyi var. Dişlisi. Onu açıyor. O da namaz. 5 vakit. Adeta namazın bir elektrik lambası. Ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi. Namazın ampul gibi. Niyet onun düğmesine dokunmak gibi karşıda. O alemin zulümatını dağıtır. Yani oradan gelecek fiil seninle alakası yok. Düğmeye bastın. Yandı mı arkadaş? Işık verdim. Ama bunu yanması için Keban Barajı'ndan ta bu sürece kadar ne kadar hadise var. Ne kadar teknoloji kullanılmış.
Şöyle bir misal vermişiz. Namaz elektrik lambası olursa, tamam mı? Namaz, ampul. Allah'a iman elektriktir. Meleklere iman elektrik telidir. Kitaplara dinamo, türbin. Resullere su. Ahirete elektrikten ve barajdan netice almak. Kadere iman etmek barajdır. Barajdan sudan bahsettik. Sucu geldi, iskici geldi. Adeta namazın bir elektrik lambası, namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebedülat ve harekat hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. Yani o ters gittiği, her şey ters gidiyor zannettiğin şey ya, bu alemde eğitim yönteminin değişik versiyonu. Bak şurada bununla alakalı bir yer var. Lemalar 190. Doğru mu Resul? Ben öyle zeki bir adam değilim. Çalışarak geldiğim için biliyorum. Yoksa sizden zeki değilim. Siz benden zekisiniz, samimi söylüyorum. Ama küfranı nimet etmeyeceğim ama aklım var. Akıllıyım. Akıl var, zeki. Aklı yapana, aklı teslim etmek akıllılıktır. Vahye tabi olmak. Yok, bu akıl bana yeter demek, aklın sıfatı olan zekabete kanaat etmek ki zekidir, başına belayı salar. Ne kadar sıkıntı var? Zekanla hareket ediyorsun, vahye teslim olmuyorsun, kafana göre çözümler üretiyorsun, bundan kaynaklanıyor. İstifa et kardeş, cüz ihtiyarına vazgeçtim diyor. Bak ustad ne diyor şurada? Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Kendi aynasıyla görür. Mesela çocuğunu kaybeden kadın. Şualarda var değil mi? Kaçıncı şuada? İkinci şuada mıydı? İkinci şuada. Her tarafı yanıyor, karanlık görür. Ya matemane-i umumi. Bak diyor ki, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Kardeşim nurla karanlık, abi yaşanmaz hale geldi, ama anasını yitirdi falan. Alemin yani düşüncen değiştirmen lazım. Yani buraya, burası için yaşarsan buranın derdi çekilmez, çekemezsin, çekemeyizsin. Buraya, orası için yaşar, orası için adım atar. Hani orası için şey yaparsan, burası gayet merdiven olduğunu anlarız. Yani bunu ben bu kürsüde derken ben sıkıntı çekmiyor muyum? Sabaha kadar oturduğun gününüz oldu mu? Tabii ki olmuştur. Bizde de oluyor. Anafor çakıyor. Ama hemen bir bakıyoruz ki bu değilmiş. Yani çünkü o bir merdivendir. Bazen hadiseler size gözlüktür, dürbündür, merdivendir. Tamam mı? Bir halattır. Eğer dürbünü ters çevirirsen şu kitabı nerede? Bakıyorum. Dürbünü ters çevirdin. Bu kitap olur orada. Dürbünü doğru bakarsan Mehmet'in oradaki kitap gelir buraya. Uzaklaştırmak, yakınlaştırmak bakmaya göredir. Tak, 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 tak. Buraya ahiret için bakarsan her şey yakın. O böyle olması lazım. Hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı doğduğu yerde doğuyor. Dünya 23 derece 27 dakika eğikliği devam ediyor. Aynı, ters giden bir şey yok. Her şey düz gidiyor. Ne ters gidiyor? Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan. Bak, Cenab-ı Hak insanı orada mıyız? Yok, aşağı iniyoruz. Ersal, hadi siz uyarmıyorsunuz. Uyarmıyorsanız uyarmıyorsunuz demektir. Nerede bu ya? Şu mu? Lemalara geçmediniz mi? Lemalar değil mi bu? Lemalar. Doğru. Orası. Tamam. Bak arkadaşlar, bu çok önemli olduğu için görüyor musunuz? O siyahdan. Bak Masum'a bak. Şurada. Kainat görmüyor muyuz aramız onu? He? Aynaya mı bakıyoruz biz devamlı? Devamlı aynadayız. Kainat. Yok. Kainatı görmüyoruz. Yok, hiç kimse gördüğü yok.
Hiç kimse kainatı gördü yok. Kendi aynasında gözüken sarayı görüyor. Hani misal verdi ya. Bir ayna var. Bu aynada saray gözüküyor. Bu sarayın rengi kırmızı, beyaz. Ona hiç haberimiz yok. Bu sarayın kesik olması, yırtık olması, yamuk olması, bölünmesi, kırmızı siyah olması aynama bağlı. Sarayla hiç alakalı. Kainatı gören yok. Herkes zanında yaşıyor, zanında. Ya üstü zan, ya suyu zan. Allah diyor Kur'an'ında. Onlar zanlarındadır diyor. Zanımızı yaşıyoruz. Peygamberimiz peki dönüp bakmış mı? Kainata mı bakmış, Miraç'ta? Evet, Miraç'ta bakmış. Aynayı mı bıraktı? Aynayı bıraktı. Mirat'a dönüştü. Çünkü kainat bir aynadır. Kainat aynasında. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Söylediğiniz bir cümle çok orijinaldi. Yani toplumdaki sıkıntıların, hatta nurcular içindeki sıkıntıların da sebebi en çok özetleyen cümle. Yani dediniz ya, herkes kainatı kendi aynasında görür. O ters giden, ters gidiyormuş gibi gözüken şeyler aslında eğitim, bir eğitim yolu, sistemi. Biz eğitimi netice zannediyoruz. Sistemi şöyle zannediyoruz. Okula gittin, derse oturdun, bu eğitim zannediyoruz. Halbuki bizim zannettiğimiz gibi icraat yapmıyor Cenab-ı Hak. Mesela karı koca kavga ediyor. Aslında bir şey diyor Cenab-ı Hak sana orada. Ya ben de nurcuyum, karım da nurcuyum. Allah bir şey diyor sana. İkiniz de lisanını okuyorsun ama bir şey diyor Allah sana. İş yerine gidiyorsun, hep ters adamlara denk geliyorsun. Allah bir şey diyor sana. Yani buna bakmıyoruz. Hep hadiselerle, olayla uğraşıyoruz. Risale'yi okuyan insanda da bu devam ediyor. Ancak enfüse geçtiği zaman, o zaman film değişiyor. Cemaatte, dersen de kalan da burada bu sorun. Hem de ne kadar? Geçmiyorsa, enfüse geçemiyorsa. Her şeyin diyor, 51 lemalı, mesnevide. Her şeyin bir mülk bir melekütü var. Vallahi mülk değilken melekütle bakamazsan mülke hiç şansın yok. Bildikçe bildiğin kadar ezileceksin daha fazla. Belki cahil olsaydın biraz rahat ederdin. Atomun mülküne bak, melekütüne bak. Ben, mülküt hiç diyebileceğin bir şey ama melekütü kainat kadar. Biz melekütle bakmıyoruz. Hem de ters ha. O benim bir rüyam var ya. Melek diyor ki ya rüyasını anlatıyor. Lan bu aynısı sen de görüyorsun ya. Ne anlatacağım ya? Coğrafya, fizik, tekrar okumuyorum. Hani var ya, Üstad Zübeyir abiyi gördüm. Dur dediler. Tamam. Ondan sonra dedim abi ben bir şey soracağım dedim ya. Bak. Abi bir şey soracağım. Onu biliyorsunuz orayı. Sonra dedi ki, senin sorunun cevabı, şöyle bana bakıyor hani böyle. Böyle döndü tam 90 derece. Şunun dağın tepesini görüyor musun dedi. Evet abi. Ustad da bakıyor, bütün talebeler bakıyor. Vefat edenler hepsi orada. Zübeyir abi aman gelmesin diye bir adım heyecanlandı. Dur, bu daire Zübeyir abinin dairesi ya. Bu da biz, Zübeyir abinin meşrebidir bu. İzahlı der, Zübeyir abiden kalmadır. Bazıları bir şey der size, şey yapmayın, o bir meşreptir. Zübeyir abinin kasidi vardır, Uluvet vesvese. Bakın, bu daire gene Hulusi abilerin dairesidir. Hulusi abiler, lemalarda, bak. Ve Sünnet-i Seniyye Risalesi'nin paragrafıya alıyor, izah edin. Vesaire. Şimdi bak. Ben buradayım. Abi bir şey soracağım dedim. 90 derece döndü böyle. Şu dağı görüyor musun dedi. Görüyorum abi. Orada dağa git. Orada bir saray var. Sarayda senin cevabın. Sorunun orada sor. Ben soruyu sormadım. Soruyu sormadım. Adam hiç sormadı da cevap nedir diye sormadı. Sorun cevap orada dedi. Soruyu sor demedi. Gittiğim yerde şöyle baktığım zaman nasıl yüksekteyiz? Baktığım zaman böyle hani Samsun, ne bileyim Karadeniz böyle ufak bir şey gözüküyor. Ağaçlar yani halı, yeşil halı gibi gözüküyor. Biz, yok ben girdiğim yer cam. Böyle bir cam, elips gibi bir cam. Cam yani. İçi böyle balon gibi ama içeri girince içerisinde bir düz var. Cam ya.
Hiçbir engel yok. Böyle ama cam. Girdim. Böyle yaptı, dur burada. Dedim abi bir şey soracağım. Ne soracağım yok. Senin sorunun cevabı şu dağın tepesini görüyor musun? Daha yukarı. Osta bir saray var. Tamam, mülkü mülküt anlatacağım. Orada dedi saray var, sorun orada, sor cevap orada dedi. Yani cevap orada dedi. İyi abi dedim, ben de şaşırıp bir şey yapmadım. Gidiyorum ama hiç böyle heyecanda yok. Vay be falan yok. Allah Allah, ne kadar antikaymış ben. Erdünyeymiş. Gittim saraya, bak şimdi. Üç defa vurdum, bir. Üç defa vurdum, üç defa çok yapıp iki. Mülk ve melekütü düşürmeniz için söyleyeceğim. Soru soracağım yere bakın. Bakayım kim çıkacak. Kapı açıldı. Bir baktım, be. Bu be. Kapıyı çalan. Kapıyı çalan ve şaşan. Affedersin, özür dilerim, aptallaşa. Ötekisi. Ben böyle bakıyorum, o gülüyor. Kapıyı çalan çalıyorum, kapıyı da o açıyor. Kapıyı da çalan benim, açan da benim. Garipseyen de benim, gülen de benim. Ben zaten kafam karıştı oluyor. Hangisi benim? Birisi büyük, birisi melek. Ondan sonra başladı bu enfusi dersler. Mülkte melekete geçmedikçe her şeyin diyor iki ciheti var usta diyor. Bir mülk, bir melekut. Ehli dünya bunu anlamıyor. Ama Nurcu anlıyor. Fakat ben şahsi fikrimi söylüyorum burada. Benim teslimim. Nurcu'nun da işine geldi. Buyur. Çünkü karşındaki Hasan Hoca'yı suçlamak çok kolay. Ahmet'i suçlamak çok kolay ama nefsini suçlamak zor işte. Bu çok zor. Oysa derdimizin dermanı. Öyle çözüm yolları orada var ki kendisi ta çözüm. Mesela günah işledin değil mi? Öyle bir günah, öyle bir hata yaptın ki artık yaşanmaz bir hale geldi vicdanın. Hemen lemalar 75'e sığmıyorsun. Diyorsun ki insanda öyle bir iki latife var ki teşhis ve tespit edemediğim latife, insana hükmettiği zaman ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Hatta günahlara sokarlar. O latifenin hükmü altında olduğu için belki de mesuliyet altına girmezdir. Eğer bunu bilmesen şeytan diyor senin diyor hayra istidadın yok. Boşuna ne uğraşıyorsun diyor. Sen zaten bittin diyor. Bak lemalar önümde. Ha bu. Sen zaten şey yok. Eğer melekütü geçtiğin anda orası bambaşka. Hiç burayla alakası yok. Mesela o sıkıntı denilen şey ötede şey gözüküyor. Eğitim. Yani bir şeye varmak için yöntem. Netice değil. Biz zannediyoruz ki yöntem netice. Bak ne diyor? Herkes kainatı kendi aynasında görür. Sonra Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Bir tanesi mizan, kantar, mikyas, metre. Risale-i Nur'un hulasası muhakematta biliyorsunuz. Muhakematta bizim elimize ne veriyor? Muhakemat. Bir elimize metre, bir elimize kantar. Ölçeceksin. Tartacaksın. Şimdi bunu veriyor. Her insan için, cümleye bak. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Senin itikadı nasılsa, aynan nasılsa alemi öyle görsün. Hiç kimse alemi görmemiş. Alemden alemini yaşıyor. Zanlarımızı yaşıyoruz. Balona girdik, geniş ve büyük alem zannediyoruz. Oysa balon. Rüyada rüya görüyoruz. Rüyanın içinde rüyadayız. Allah Resulü diyor karşısına, insanlar uykudadır. Ölünce uyanır. Ama siz ölmeden önce uyanın. Enfüse geçmedikçe mümkün değil. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir mülk, bir melek. Bir zahir, bir batın. Bir afaki, bir enfusi. Zahiri ilimleri icmali geç. Enfusi şeyleri inceden inceye tetkikat yap. Hakikat yolu budur. 147 mesleği.
Yoksa çıkamazsın. İnsana ne latifeler hükmediyor ya. Vallahi bildiğiniz gibi değil ya. Baş döndürücü ya. Günahlar olduğu zaman, yani bu 18 bin alemde siz ben mi yaşıyorum ya? Neler neler var ya? Ana tema 18 bin alem. Bu bedene sıkıştırmış. Çok misal verdik bunun hakkında yani. Ama siz biz miyiz buzlar ya? Biz miyiz yani? Bu alem bak ne diyor? Her insan için bu alemden bu alemle alakamız var mı? Bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengi o insanın itikadı kalbiyesine göre gösteriyor. O da neydi? Aynaydı. Şu kain, şu sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi alemin şeklini değiştirirsin. Bak şimdi. Şurada diyor ki, şuradan alayım. Hem bu alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynada görünen muhteşem bir saray, aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görür, kırmızı ise kırmızı görür. Ayna kırmızı ise saray kırmızı. Kırmızı mı o saray? Çatla, yarılmış çatla, bir saraya bak ya. Öyle bir şey yok. Eğer böyle çukursa, ne kadar ufak bir ayna ya, şey, saray. Tümsekse, ne kadar geniş bir şey ya. 6 tane ayna düşünün bir de. Sağ, sol, alt, üst, ön, arka. Ne olursun sen nerede gözükürsün? Sonsuz gözükürsün. Ama sonsuz deyip de sakın gözüktüğün gibi zannedip de hızlı koşarsan kafanı vurursun o cama. 2 ayna birbirine tuttuğun zaman ortadaki eşya sonsuz gözükür. Ya. Kardeş. Hiçbir şey ters gitmiyor. Hepsi eğitim, yöntem. Ama buraya, burası için bakarsan yaşanmaz bu dünya. Hakikaten batsın bu dünya. Adam girmiş otobana ters yöne. Kardeşim, hepsi ters gidiyor bunlar. Hepsi ters gidiyor otobanda. Şimdi bir yerde göstereceğim şimdi. Hazır mıyız? 42 miydi Resul? Bu dersi Resul öğretti bana. Tevazu yapıyor zannedeceksin. O abi bundan yapacaksın. Buradan buraya, buradan bunu okuyacaksın. Öyle mi değil? Ya? Bir de diyorsunuz Hasan şey. Abi dedi burası benim çok hoşuma gidiyor diyor şurası ona. Peki. Beşinci nükte. He abim. Değiştirelim. Ya onu siz uyarmıyorsunuz. Çünkü uyarmıyorsunuz. Nerede? Nerede bunu, şey? Bunu kapattın abi. Arkada. Arkada mı? Şu mu? Peki öteki sayfası var mı? Kağıtta yazıyorsun. O zaman gelene kadar 43'ü de bir zahmet. Ne yapalım? Hasan'ın takılırsa durumu iyi değil. Burada mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar her şeyin iki ciheti var. Unutma. Mesleği elini. Bir mülk, bir melekül. Ne demek? Mülkteki kanun, şeriat batılda geçmiyor. Başkadır. Oranın kanunu, buranın kanunu başkadır. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Bunu bize karıştırıyor. Bazen ümitsizlik, bazen küçük bir ameliyle gel gibi gösteriyor. Bazen bizi bir ümitsizlik salgılıyor ki, öyle bir basıyor ki, şöyle düşün, bir delik var böyle. Mesleğim itibariyle söylüyorum. Bu delikte gres pompası var, tamam mı? Takarız biz. Arkası belli değil. Ulan basarız, basarız, basarız. Çocukluk ya, çırarız. Ulan meğer arkası değil bir şey. Şimdi şey billa çıkmış. Hala basıyor gidiyorsun. Bir baktık oradan dökülüyor. Gres. Basıyor. Yani hükmü birbirinin hükmü farklı. Mülkle melekül çok farklı. Çok derken alakası yok. Dünya ahiretin üzerine, dünya ahiretin tenteneli bir perde. Köpük yani. Ancak köpüğe kaldıracaksın ki suyu göresin. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Şuraya bak. Halbuki her şey ona ilişir. Yani tam tersin olması lazım değil mi? İnsan gayet zayıftır. Zayıf ise düşmanı az, ilişen az olur. Yok. Halbuki her şey ona ilişiyor. Bir haber duydunuz. İş yerinde koca ne güzel hava iyiydi.
İşlerde tıkır tıkır iyi para da kazanıyordun. Bir haber duydun. Çocuk düşmüş, ayağını incitmiş. Çekilir der. Ama kadın kafasını vurmuş dese dünya yıkıldı. Dükkan da gitti. Bak, insan gayet zayıftır. İlişen az olması lazım. Ama halbuki her şey ona ilişir. Onu mütesir ve müteellim eder. Yani mütesir düşünce, müteellim elem alır. Hem gayet acizdir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aciz ise halbuki belaları ve düşmanları çok azdır. Pek çoktur. Çok mudur ya? Tamam. Aslında öyle olması lazım değil mi? İnsan acizse belaları, düşmanları az olması lazım. Pek çok hem de. Yani ters değil mi ya? Hem acizim, düşmanım çok. Efendim hem zayıfım, her şey beni mütesir ediyor. Arkası sağlam. He? Arkası sağlam. Arkası sağlam insanın. Dayısı sağlam öyle mi? Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Bak, gayet fakirdir. O zaman ihtiyacı azdır. Mesela sığırın ihtiyacı nedir biliyor musunuz? Ot ve su. Ev bile yok. Gözlük derdi yok. Araba derdi yok. At derdi, avrat derdi, han derdi, para derdi, yarın hatta imanı kazanma veya kaybetme davası bile yok. Ölüm derdi de yok. Ha. Ölüm derdi de yok. He. Allah bunu bir şey. Ölüm derdi yok. Ona hakikaten dünya için gelmek gerekirse hayvan olmak lazım. Ama vallahi elimize geçmiyor hayvanlık. Aklını çıkar at hayvanı kurtul. O da mümkün değil. Hakikaten dert yok. Adama da anlasın sığırcığım. Bak yarın seni kesecekler. Ne olur sığırcığım lütfen. Otlamaya devam. Yanında bir tanesini kesiyorlar. Lan vursana bir tane boynuz ya. Hiç. Hiç. Hakikaten hayvan olmak lazım. Ama elimize geçmiyor. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. İnsan tembeldir. İktidarsızdır. Neyi geçirdik? Doktora gidiyor. Ya bir tanesi diyor ki, ya hocam diyor, dünya her şeyi böbrekmişti diyor. Taş düşerken her şey bitmiş. Şu pilotların şeyi, hocasıymış. Ya dedi, eğer dedi uçak sürerken o bana vursaydı dedi, her bütün yolcularla dağın içindeydik dedi. Lan bu ufak bir şey. Sonra düşünce ya bu muydu? Koymuş başa şeye, peçeteyi gösteriyorlar. Dünya mı altı sekti? Lan bu taş mı? Yani bakın buraya. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi pek ağır. Hakikaten hayatın tekalifi çok ağır insana. Ama çok da güçlü insan. Nasıl güçlü? Hem zayıf nasıl güçlü olur? Burayı tanımlarsa, burayı yorumlarsa burası neresidir? O zaman iş kolay. Burayı biz başka yorumluyoruz. Sorun orada. Vahiye bağlantı yaparsın. Evet. Burası başka bir yer. Burayı anlamlandıramamışız. Burayı çözemedik. Burayı çözebilsek var ya, namazımız da kolay, zekatımız da kolay, oruç da kolay, günahtan kurtulmak kolay. Günahtan kurtulmak da kolay. Kolay biliyor musunuz her şey? Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Cümleyi görüyor musunuz? İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Yerin dibindeki madenler, semadaki yıldızlara kadar, her şey insanla alakadar. Diyebilir misin beni alakadar etmiyor? Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemaden onu incitiyor. Yani sevdiği her cemaatçı. Yani sevdiği, ünsiyet ettiği şeyler yok mu? Gençlik. Arkasına bağlamış ihtiyarlık. Baklava yiyoruz, arkasına tuvaleti bağlamış. Güzellik diyorsun, bir sivilce bağlamış. Hayat diyorsun,
Ölümü bağlamış arkasına. Her şey tersine dönmüş ya. Bak. Diyor ki, halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemaden onu incitiyor. Mütemaden incitiyor. Sevdiği alakadar oldu. Ya, alakadar olduğu şey onu incitiyor. Hem aklına yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Şu ters değil mi? Bak bir daha söyleyeyim. Akıl ona yüksek maksatlar gösteriyor. O akıl hedefini şaşırdığı için o maksadı dünyaya saldırıyor. Çok zengin olursam, çok servetim olursa çok huzurlu olurum zannediyor. Yani bina yükselmesiyle şahsiyeti yükselmiyor ki insanın. Bak akıl ona yüksek maksatlar gösteriyor. Yani mesela Mustafa senin aklın bu dünya razı değil ki. Böyle yaşanır mı ya? Sonsuz yaşanır mı böyle? Oram ağrıdı, böreğim ağrıdı, sabah kalk, akşam da gitti, gelmedi. Bir yüzüm tanesi yiyeceksin, 10 tane tokat yiyeceksin. Böyle hayat mı olur? Piyanda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Alışma yoktur, bir anda her yerde olacaksın. Yani böyle bir hayat lazım bize. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, bak eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Gidiyoruz, sabrı geleceğe, geçmişe dağıtıyoruz. Allah'ın icraatına bel veriyoruz, yükünü yükleniyoruz. Bu niye böyle oluyor? Bu niye böyle gitti? Bu niye şey yaptı? Bir de sanki çok güçlüymüşüz gibi haberlerin önünden de çıkmıyor. Haber zannediyoruz. İnsanlığın pisliklerini üzerine atıyorlar size. Hayvanların sırrı kestiler işkembe üzerimize atıyorlar. La haber, haber dediği haber midir? Haber midir? Masada kurguladıkları şeyler. Moralim neyle bozulur? Yorumlar, bir sürü şeyler. Sanki çok güçlüsün, sabrın tamamı edecek. O gözüken, ekrandaki gözüken arkasını görecekmiş gibi bir de o pisliklere muhatap oluyoruz. Bir de çoluk çocuğun sıkıntısı var, bir de kendi sıkıntısı var. Hakikaten insanın ruhu nasıl sağlam kalmış ya? Bu kadar ifsat aletleri, bu kadar ifsat, bu kadar gayret ediyoruz ruh bozulsun diye. Hakikaten bozulmuyor ya. Ne sağlam ruh varmış ya bizde. Ne kadar bozmak istiyoruz ya. Senelerden beri uğraşıyoruz bozulsun diye. Bozulmuyor da. Tabii haber izlemeyene soruyorlar. Haber izlemeden nasıl yaşıyorsun diye. Soruyorlar bana. Soruyorlar. Bana çok soruyorlar. Haber izlemeden nasıl yaşıyorsun? Diyorum sen nasıl yaşıyorsun? Ben böyle yaşıyorum. Sen izleyerek yaşıyorsun. Ben izleyerek yaşıyorum. Peki ben haber izlemediğim. Haber izlemeden nasıl yaşıyorum? Yoğun bakım almış haberi. Bazı önemli konuları ben bir hafta 15 gün sonra öğreniyorum. O da mecburen artık. Birileri söylüyor öyle öğreniyor. Ya da bir şeyden haber almış. Televizyonsuz evde oturulur mu diyorlar. Televizyonsuz evde oturulur mu diyorlar. Allah Allah. Çünkü niye? Bu ne demek biliyor musun? Doğru söylüyor. Adam mülkü esas alır. Melekuttan hiç haberi yok. Bir şey diyeyim mi size? Bir, maalesef bir şey itiraf edeyim. Bu mülk dünyasındaki hadiseleri melekutu taşıyan, melekutu aralayan insanların da düşmanı oluyor. Mesela mülk dünyası var ya, insanların bu dertten kurtulması için melekut tarafını gösteriyor. Bunlar ustadın şeyi. Yani melekut tarafıyla bak. Bir de buradan bak. Bunu diyen insanlar çok az. Azlara yardım etmesi gerekirken, vazifesi o iken, bu azları susturuyor ve bize o insanlardan istifade etme yollarımızı kapatmaya çalışıyor. Ya bizim başlarımızda kimler var farkında mısınız ya? Şimdi bizim başımızda, kardeş kapatır mısın? Ama her hafta biliyorsun gelen adamsın. Şimdi başımızda kimler var? Başımızda kimler görüyor musun? Yani bizi ikaz edecek insanlar bizi mülke gömüyor. Bize Allah başımızdakileri olaylarla gösteriyor da biz görmek istemiyoruz.
kimler olduğunu bilmiyordum diyemeyeceksin. Allah açıklazca gösteriyor size. Size diyorlar ki şu derse gitmeyin. Ha şu ders. Şu mülke melekütten bakın dersine. Enfusi dünya var. Oradan bu tarafa bakın. O enfus haline geçmedikçe burada huzur yoktur. Haberlerden uzak durun. Diyenleri dinlemeyin diyor. Peki bu adam kimdir? Bu kimdir? Anlamıyor musun? Daha ne desin adam? Ya ben ahmağım diyor, ya zındığım diyor. Daha ne diyecek başka? Çünkü ey efendiler, ben imanın cereyanındayım, başka cereyanlarla işim yok diyor. Şimdi bize muhalif olanlar bilerek veya bilmerek imansızlık hesabına geçiyor diyor fiilleri. Ya. Dostlarımın içerisinde çok... Evet. Bu dostlarımın içerisinde diyor çok münafıklar var. Evet. Şimdi kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. İşte bu vaziyette bir ruh. Böyle bir hadisede. Fecir zamanında fecir. He? Güneş doğdu. Güneş doğdu. Evet. Sabah namazı ya. Fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzual etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek. Bak, peşimizde gündüz alemi var. Gündüz oldu ya, daha gece, gündüz gelmedi. Fecir başladı mı? Fecir başlayınca, bak ne oluyormuş. Şuradan okuyayım daha. Niyaz, namaz ile müracaat edip arzual etmek, tevfik etmek ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için daha hadis olmadan sana güç veriyor, aşı veriyor sabah namazı vakti. Senin o gündüz başına gelebilecek, beline yüklenecek vazifelere tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinatlı olduğunu bedahatle anlaşılır. Aşı gibi. Aşı. Hastalık gelmeden. Aşı veriyor. Sabah namaz. Duası ya. Evet. Nokta istinat dediği için duayı da bu şekilde yapabiliriz. Yani. Mesela nokta istinat şu var ya, bak ben yaslanıyorum. Yani nokta istinat Allah'a iman demek. Noktayı istimdat fıtratın istediği alem var, hakikat var, hayat var, o da ahirettir. İmani bir ahirettir. Nokta istimdat. Şimdi gündüz arkamızdan geliyor. İlk önce biz geceyle başladık. Ulan gündüzün başımıza gelecek, belimize yüklenecek bela ve musibetler, bir türlü sıkıntılar var. Nasıl tahammül edeceksin? Aşı versene kardeşim. Sabah namazı aşı. Ya aşı. Ondan sonra bir de hadiseleri zahirde gözüktüğü gibi değil, başı boş değil, tesadüfen değil, bir dizgini birisinin elinde, telaş etmeye lüzum yoktur. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Değil mi? Yani olayları başı boş zannediyoruz. Olaylar gözüktüğü gibi zannediyoruz. Olayları yani ölümü kefen cesededir. Ruha sarmaladı zannediyoruz. Öyle değil arkadaşlar. Öyle değil hiç. Ama bu hadiselere melekü tarafından bakarsak eğitim olduğunu, yöntem olduğunu, her o senin olumsuz zannettiğin şeylerin sana bir şeyleri göstermek için bir zemin olduğunu, malzeme olduğunu, nasıl olacak? Tersini düşünelim. Şimdi bu hadiseler yok. Herkes sahabe gibi. Ne olur bir düşünür müsünüz? Herkes sahabe gibi. Yaşanır mı bu dünyada? Kuyruğuna kimse basmıyor. Herkes sana veriyor. Lan ben kime vereceğim ya? Herkes sahabe gibi. Vallahi yaşanmaz. En zor işi kim yapmış biliyor musunuz? En zor işi Peygamber aleyhissalatü vesselam karşısına olan Ebu Cehil yapmış. Ebu Cehil'in adı Ömer-i Nişan'dır.
Ebu da baba, cahillerin babası. Şimdi küfrü temsil etmek, imanı göstermek, imanın ortaya çıkmasına vahidi kıyas olması için küfür sahibi olmak, inkar etmek, bu noktada aktif olmak, rol almak, sahneye çıkmak, bunun kadar zor iş olur mu? Sana söyleyeyim, imansızlık, imansız olabilir misin ya? İster misin? İmanı göstermek için. Ne acayip bir şey. Zor değil mi Enes? Hangisi zor? Hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha zor iş yapıyor. Ama akmaklığında. Küfür diyor, imana hizmet eder. Şimdi kaldırın küfürü, iman olur. Haramı kaldırın, farz olur. Ahireti dünyadan sökün alın. Dünya yoktur. Ya neye benzer biliyor musun? Buzdan suyu alın. Ateistler olmasa Allah'ın ispatını yapmaya gerek yok. Yok ki. Yani Allah'ı tanımak olmaz. Şimdi buzdan suyu alın, suyu. Ne olur? Dünyadan ahireti alın. Dünyadan ahireti alın. Ne kaldı? Gaye kalmıyor. He? Ortada bir gaye kalmıyor. Bir şey, ne gayesi? Dünya yok ki. Dünya ahiretin suretidir. Bak buzdan suyu almak gaye kalmıyor değil. Bir şey kalmıyor. Buzdan suyu almak neyse dünyadan ahiret almak odur. Buz diye bir şey yok yani. Yok öyle bir şey yok. Çünkü buz suyun donmuş sıfatıdır. Şu dünyada ahiretin donmuş halidir. Biz ama bu mülkette şey yapmışız, tamah etmişiz. Son bir cümleyi söyleyeceğim. Ha, bu üçüncü nokta var, bu 756'da. Bu nokta İsrail için güzel bir yerdir. Şey sözler var. Mi? Şu anlarda var. 756'da. 756. Bu nokta İsrail'de güzel bir şey. Peki bitirecektim ama 756'da üçüncü nokta. İmanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi iktiza eder. Evet, Nebi Beşer, atsi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir nokta istinada muhtaçtır ki düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin. Ve keza kesreti hacat ve şiddeti fakr dolayısıyla de İstimdat edecek bir nokta istimdada muhtaçtır ki onun yardımı ile ihtiyaçlarını def etsin. Ey insan, senin nokta istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahuş eder, vicdanı daima muazzep olur. Lakin birinci noktaya istinat ve ikincisinden de istimdat eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem vicdanı mutmain olur. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masselavat.